Kadın düşman bu adam. Ayağının, pabuçlarının altına ay ne derler? Hayır canım değil. Kabala. Böyle bazen. Kabala. 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 Teşekkür ederim. Olsun. adını da Ozan'cığım. Kabala şey yapıyor. Haremde yürüdüğü zaman ses duyulsun da kadınlar kaçsın diye, görmesin. Yani önüme kadın çıkmasın diye. Onun için sevmiyorum bu adamı. Evet. Böyle komik, böyle de yapmazsanız bu kadar saatlerle bunlarla uğraşamıyorsunuz. Evet. Ama kaftanı fena değil. Hadi değiştirelim. Bakın çocuk kaftanları. Bu çocuk kaftanı çok, bu etiketini görüyor musunuz? Burada diyor ki, hiç ne diyordu? Bunu alı beyazı bilmem nesi yok mudur? Bu ne çirkin renklerdir diyor. Böyle değil. Bunu niye böyle dikersiniz diyor. Kızıyor. Kim yazmışsa. Hakikaten de yani çocuk için hiç de iç açıcı renkler değil. Ama diğer şeylere bakarsanız bunlar da çok şeker. Çocuk kaftanları gördüğünüz gibi büyük kaftanlarının bir şeyi. Küçülmüş bir versiyonu. Bu her devirde de böyle. Bunu görüyoruz. Hem minyatürlerde görüyoruz. Hem de bu günümüze gelen şeylerde görüyoruz. Evet, değiştir bakalım. Burada bakın bir aplike, iki değişik renkte kumaşı aplike ederek müthiş etkileyici bir desen yapılmış. Böyle bir kaftan görmektesiniz. Bakın birinci Murat. İkinci Murat mı dediniz? Evet. Dinleyen söyleyenden Arif olsa gerek. Yanlış söyledim. Evet. Birinci Murat diye geçiyor. Bu sağdaki kaftanın kalıbını çıkarttım. Bu kalça genişliği, bakın kalçada şöyle bir genişlik var ya, şurası. Değişik biçimlerde oluyor. Bunu çizimini yaptığımız zaman değişik bir şeyde kesilmiş. Bunun İran'dan, bu modanın İran'dan geldiğini sanıyorum. İran'daki kaftanlarda bu çok abartılı bir şekilde var. Biz de onlardan etkilenip bu, çünkü yani birleşik kaplar gibi sanatçılar bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor, oradan çok geliyor. Biliyorsunuz İran'dan çok sanatçı getirtiliyor. O bakımdan bu alışverişler, bu moda alışverişleri çok doğal. Evet, değiştirelim. Evet. Şimdi bakın, sevenler var mı çok Yavuz Selim? Seviyorsun ama çok da kadar ha. Allah vermeye önüne çıkmayasınız. Evet. Şimdi bu, burada küpesi yok. Yabancı şeylerde kaynaklar, yani yapılan portrelerinde hep kulağında bir küpe vardır. Bir kolunu giymemiş. Niye giymiyorlar biliyor musunuz? Ok filan attıkları zaman bu kol rahat olmuyor. Onun için bir kolunu çıkarıyor. Şimdi onu çağrıştırmak için mi böyle bir poz verdirilmiş buradaki şeyde, portrede? Onu bilmiyorum. Bu el de böyle tutuyor. Çoğu zaman bu el böyle gül tutar, çiçek tutar. Ama öbür eliyle de bir mendil tutuyor ki bu İran şey, ama nereden uydurdum, Bizans şeylerinde de var. Mappa tutmak, bir mendil tutmak şeyi. Birçok şeye yarıyor mendil. Yani bazı şeylere işaret etmek için
bazı şeylerin yarışları başlamasına işaret etmek için mendil sallıyor filan. Ama Bizans'tan da tabii çok şey gelmiş bize. Hocam pazuları şurada, şişkin pazuları. Herhalde kuvvetli bir adammış. Pazuları Allah aşkına bu kaftanın kolu. O pazusu da öyle. Öyle kıvrım var. Kıvrım var. Vallahi yorum meselesi. Göğsü de biraz şey, şimdi, spor yapıyor belli. Şeyde Kıyafetname, Şemalname diye bir eser var. 3. Murat devrinde yapılmış, birçok nüshası olan. Orada anlatıyor, diyor ki aslan göğüslü diyor. İşte koç burunlu diyor ondan sonra. Yani pazularından çok bahsetmiyor ama böyle bir tarifler de var. Şimdi bir dakika. Şurada bakın, biraz silikçe ama bir çizim var. O da pelerin. Şimdi bunlar sefere gidiyorlar, yağmur yağıyor. Soğuk oluyor, sıcak oluyor. Bunun çeşitli şeyi var. Bu pelerini pek beğeniyorum. Bunun kalıbından kendime bir pelerin diktireceğim. Ne dersiniz? Şimdi bunu yayınladığım zaman buyurun, istediğiniz kaftanı siz de birer tane diktirin. İstediğiniz gibi siz de pelerinden diktirin. Ama bunu yani hakikaten bu kitabı ben bir hediye gibi vereceğim topluma. Tiyatrosu, tiyatrocusu, bilmem necisi doğru bir şey yapmak istiyorsa, doğru bir şey yapmayı arzu ediyorsa bu kitap ona bu imkanı versin istiyorum. Yani ben de çeşme yaptırmıyorum bu devirde. Benim hayrım da bu olacak, değil mi ya? Nasıl ki Kara Meme kitabı bütün tesip severlere ne oldu? Örnek kitabı oldu. Nasıl ki İznik kitabı bütün Kütahya çiniciliğinin repertuarını değiştirdi. Yani hakikaten bu böyle işte bizim şeyimizde, hizmetimizde böyle olacak inşallah. Evet, değiştir bakalım. Evet, kazasların bakın o kadar değişik biçimde örülmüş düğmeler var ki, o kadar güzel çeşitleri var ki. Ben size burada tabii zorla kendimi şey yaptım, görsellerimi küçültmeye çalıştım. Çünkü bu konuşma ila nihaye yoksa giderdi. Değiştirelim. Aha, dizlikler de var. Düşünün, Topkapı Sarayı'nda, haremde, haremin ne kadar soğuk olduğunu iyi bilenlerdi. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Hayrullah Bey müdürdü. Aslı öğretmendi. O öğretmen kişiliği hep yaşadı orada. Etrafında ona bir şey soran birisi oldu mu genç, canı gönülden cevaplar ve yardım ederdi. Ben peşinden ayrılmadım. Çok, Allah rahmet eylesin, çok çok faydalandım ondan. Kızım derdi, tabii ben böyle şey gibi peşinde koştuğum için, kızım bak, haremde bir şey, bilmem bir şey çıkmış, bir yazı bulmuşlar. Gel gidip bakalım. Şimdi şişmancaydı, benim gibi böyle gerdanı sarkmış. Ondan sonra ceketle fırlar gider. Şimdi ben de tabii hocam, ben üstüme paltomu alayım diyemem. Ben de peşinden giderim. Ama o Topkapı Sarayı'nın yani yazın ama biraz havalar soğuduğu zaman o haremin rutubetli soğuğu insanın içine işler. Ve orada insanlar yaşıyorlar. Düşünün. Onun için çok üşüyorlar. Üşüdükleri için de bakın dizlik de yaptırmışlar. Bütün o çakşır şalvar göstereceğim daha. Bütün şeylere bunu ek olarak bunları da yapıyorlar, giyiyorlar.
bir ihtiyaç bu, çok büyük bir ihtiyaç. Evet, burada dizlik görüyorsunuz, çizimlerini de, örneğini de, evet. Bakın, bu da eteki Hanzade Sultan'ındır demiş. Burada bakın, hatırlar mısın? Kayağa gidenlerin böyle şeyleri vardır, pantolonları. Pantolon yukarı kaçmasın diye alttan, ayağın altından geçen bir brit vardır. Bilirsiniz. Hocam, bakın, tozluk, efendim? Tozluk mu dönüyor? Niye tozluk dersin ya? Şunu diyorum ben, şunu. Şimdi yani bu modern şeyde ben gördüğüm bir şey. Burada Osmanlı şeyinde de, dizliğinde de bakın görüyoruz. Yukarı kaçmasın diye. Burada da bakın bir dizlik görüyorsunuz. Pabucu var. Bunlar kumaştan olduğu kadar deriden de olabiliyor. Deriden yapılıyor ve şeye, kumaşa dikiliyor. Evet, değiştirelim. Şimdi işte çakşır terzileri. Bu çakşır terzisi şeye, at meydanına girerken başlıyor kesmeye. Dolaşıp çıkıncaya kadar bitiriyor. Metninde öyle diyor. O kadar şey yap. Fakat o kalın kumaşlara iğne batmıyor. O kadar zor ki. Yani öyle kolay bir iş değil. Bunun için de çok maharetli olmak lazım. Bazı kumaşlar var, metalli. Metalle dokunmuş. Seraser gibi kumaşlar. Bunlara öyle iğne batması çok çok zor. Herhalde şimdi pabuç şey, siz de bilmezsiniz ki ya, hepiniz gençsiniz. Ayakkabıcıları bir düşünün. Deri, köseleyi dikecekler. Önce bir şey batırırlar, biz batırırlar. Delik açarlar, ondan sonra iğneyi geçirirler. Herhalde o seraseri filan da böyle önce kalın bir iğne geçirip delik açıp öyle diktiler. Başka türlü iğne batmıyor. Şimdi bu terzi konuştu. Bakın burada da nasıl teşhir edilmiş bu ayak şeyli, tekerlekli terzihane şeyi modelinde. Evet. Çok mu gelişti? Zarar yok. Kurtar. Bakın Kanuni. Ama bu Kanuni'nin çocukluk şeyi olmalı. Bakın bu çakşır. Çakşır ama bugünkü şey gibi. Çocukların var ya patikli şeyleri. Tulum. Neydi? Siz hepiniz öyle büyüdük ya. Zıbın değil. Aman Allah aşkına. Gelmiyor aklıma şimdi. İşte böyle şeyler giyiliyor. Baştan aşağı tulumlar giyiliyor. Pabuçtan başlıyor. Ayağını da içine alan. Ama bunlar da Osmanlı versiyonlar. Evet, değiştirelim. Şimdi bakın şalvar, buna da çakşır demiş. Ben de bu notlardan alıyorum. Ne arasında ne fark var? Ben çok göremiyorum. Bunları, bu çakşırları bir araya getirdim. Kesimleri çok farklı oluyor. Değiştir. Bakın bunlar da don resmen yani. Bunlar daha çok bürümcük kumaşında, bu bürümcükten oluyor. Evet, tabii çok değişik bir şeyleri, kesimleri de çok değişik, değiştir. Allah aşkına, şuna bakar mısınız? Şunu düşünebiliyor musun? Bacağınızın arasında bu kadar kalabalık bir kumaş yığını. Ama bu kıyafetler sadece giyim için değil.
statü. Görkem statü şeyi elemanı bunlar. O bakımdan bu çakşırların çok önemli bir şeyi de var. Seraserden olanları var. Seraserden Allah vermeye, yani bana giydirseler ben çıldırırım telden. Düşünebiliyor musunuz? Altın ve gümüş telle dokunmuş. Nasıl insanı tahriş edebilir derisini? Altına muhakkak daha bürümcükten daha kalın bir şey giyiyorlardı. Niye bunu giyerler? Bir de ağır bunları taşıdığım için biliyorum. Fevkalade ağır. Niye giyiyorlar bunu? Özellikle cuma selamlıklarında at üstüne biniyor, giyiyor. Halk onu seyrediyor. Onların halkın göz seviyesinde at üzerinde ne var? Şalvarını görüyor, çakşırını görüyor. O güneşin altında gümüş ve altının parlayışını görün. Nasıl bir etki yapıyor? Elçilik heyetleri bütün yol boyunca pencerelerde oturmuş bu padişahın alayını seyrediyorlar. Onları etkilemek için. O bakımdan bu seraserleri de zavallılar giyiyorlar. Bence zavallılar. Bu şeyleri giyiyorlar. Bunun başka türlü bir şeyi olamaz. İzahı olamaz. Benim izahım. Bunlar işte seraser. Bu seraserlere verilen bir isim var. Nar defterlerinde rastladım. Altınım gümüşüm diyor. Kumaşın adına. Pek seviyorum şeyi de. Lafı da evet değiştir. Evet, bunlar baskın. Bu dokuma. Değişik tipte bakın şeyleri, kaftanları size sunuyorum. Evet değiştir. Gene aynı. Niye? Demişim. Niye demişim? Ben soruyorum. Ben koydum oraya. Soruyorum. Ama hep çağrını kaba. Birini suçlamak lazım. Bakın bu sol tarafta çaprazları görmektesiniz. Düğmelerini fark ediyor musunuz? Bilmiyorum. Sağ tarafta da bir yaka görmektesiniz. İşleme yaka. Bu daha şeye kaftana geçirilmemiş, böylece kalmış. Size onlar da bitti zannettim ben. Özür dilerim. Bakın Surname'den takkecileri görmektesiniz. Bir kısım takke şeyleri, örneklerim de var, çizimlerim. Kalıba geçirmişler. Burada da takkeleri böyle hoş bir şekilde teşhir ederek geçiş yapıyorlar takkeciler. Evet. Demek ki sondan bir hareket bitmiş. Şimdi bir padişaha kaç tane kaftan dikiliyor, kaç tane terzihane var, terziler kimlerden oluşuyor, efendim hangi milletten neler, kimler bir araya gelmiş, bunları anlatmayayım size. Daha çok anlatacak şey var. Perişan ederim yoksa siz. Efendim, değil mi yeter mi? Evet. Efendim, zaten geç geldim. Çok da uzattım. Artık geri kalanını inşallah kitaptan okursunuz. Çok teşekkür ederim.